Merhaba arkadaşlar, Çözümlü Kimya adlı kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 11. sınıf kimya dersinin 1. ünitesinin 1. bölümünü işleyeceğiz. Modern atom modelini işleyeceğiz ve bu modern atom modelini 2 bölüm altında işleyeceğiz. Bu videomuzda 1. bölümden bahsedeceğiz. E, peki ne var bu 1. bölümde? Bol atom modeli var, ona tekrar değineceğiz. Onun açıklayılmadığı konulardan bahsedeceğiz ve sonrasında da modern atom modeline giriş yapacağız. Tabii ki modern atom modelinin temelini oluşturan kuantum sayıları var ve bu kuantum sayılarını da bu bölümde işleyeceğiz. Atomun kuantum modeli. Bohr atom modelinin açıklayamadığı bazı konular ve yeni bilimsel çalışmalar sonrasında modern atom modeli ortaya atıldı. Modern atom modeline geçmeden önce son dönemlerdeki bilimsel çalışmaları ve Bohr atom modeli ile birlikte Bohr atom modelinin sınırlılıklarını hatırlayalım. 1873 yılında James Clerk Maxwell ışığın elektromanyetik dalgalardan oluştuğunu ve elektromanyetik ışımayı açıklamıştır. Katılar ısıtıldığında geniş dalga boyu aralığında elektromanyetik ışıma yapar. Bu ışımanın enerjisinin dalga boyuna bağlı olduğunu gösterir. 1900 yılında Max Planck atomların ve moleküllerin enerjiyi küçük paketler, enerji paketleri, kuantlar halinde yayınlayıp soğurabildiğini açıklamıştır. 1905 yılında Albert Einstein metal yüzeyine belli frekansta ışık düşürüldüğünde metal yüzeyden elektron fırlamasını yani fotoelektrik olayı açıklamıştır. Maxwell ışığın dalga özelliği, Planck ve Einstein ışığın parçacık, tanecik özelliği gösterdiğini açıklamıştır. Yani Maxwell ışığın dalgalardan oluştuğunu, Planck ve Einstein ise ışığın maddesel taneciklerden oluştuğunu söylüyordu. 1913 yılında Niels Bohr Planck'ın tanecik kuantum teorisini kullanarak Bohr atom modelini açıklamıştır. Elektronlar da ışık gibi tanecikli yapıya sahiptir düşüncesine dayanarak yaptı tabii ki bunu. Tabii bu konuda da çeşitli çalışmalar yapılmıştı. Evet, şimdi de Bohr atom modelini hatırlamaya çalışalım. Birinci olarak elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur. Bu yörüngelere enerji düzeyi, enerji seviyesi, katman veya kabuk denir. İşte çekirdek çizdim. İki tane de enerji düzeyi çizdim, yörünge çizdim. ve burada dolanmakta olan elektronlar var. Tabii benim yörüngelerim düzgün değil ama elektronlar rahat bir şekilde dolanıyor. Sıkıntı yok. 2. Enerji düzeyi bir tam sayı ile belirtilir. Çekirdeğe en yakın enerji düzeyi bir olmak üzere sayı ile veya harflerle ifade edilir. İşte enerji düzeyleri en eşittir 1, 2, 3, 4 veya harflerle en eşittir K, L, M, N. Yani K, L, M, N bu sayılara karşılık geliyor. Mesela K, 1, L, 2'dir. Çekirdeğe en yakın kabuk minimum, en uzaktaki kabuk maksimum enerjiye sahiptir. İşte burada 3 tane kabuğumuz var. İşte buradaki en düşük enerjiye sahip. Üçüncüsü ise en yüksek enerjiye sahip yörüngedir. 3- Temel halde atom kararlıdır ve ışın yaymaz. Yani enerji almamış bir atom kararlıdır ve ışın yaymaz. 4. Elektronun dışarıdan yani atomdaki elektronun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine atomun uyarılmış hali denir. Atom uyarılmış halde kararsızdır. Kararlı olmak için düşük enerjili yani temel hale geri döner. Temel hale dönerken geçerken aldığı enerjiyi ışıma olarak geri verir. Şimdi hidrojen atomumuzu örnek olarak verelim. Temel halde bir tane katman var. Orada bir tane elektronumuz var. Orada duruyordu. Enerji aldığında, absorpsiyon yaptığında, soğurduğunda ne oluyor? Birinci enerji düzeyinden daha üst, ikinci enerji düzeyine geçiyor. Tabi bu kararsız bir hal. Ve e, bu kararsız bir halden tekrar temel hale geri dönerken ne oluyor? Tekrar birinci enerji düzeyine dönen elektron ne kadar enerji aldıysa bu ikinci enerji düzeyine geçerken o kadar enerjiye sahip ışın yayınlıyor, emisyon yapıyor, yayınma yapıyor. 5. Yayılan ışığın enerjisi iki enerji düzeyi arasındaki enerji farkına eşittir. Işığın enerjisi delta E eşittir. E yüksek eksi E düşük formülüyle hesaplanır. Yani iki enerji düzeyi arasındaki fark ışığın enerjisini vermektedir. 6. Bor atomun yapısının anlaşılmasına büyük katkılar sağlamış ve elektron enerjilerinin kuantlaşmış olduğunu göstermiştir. Kuantlaşmış demek belli miktarda enerjiye sahip durumlarda olmuş demektir. Mesela şöyle çekirdek olsa şurası birinci yörünge, ikinci yörünge, üçüncü yörünge. Yani buradaki enerjisi başka, buradaki başka, buradaki başka. Belli enerjilere sahip olduğunu söylüyor elektronların. Bor atom modelinin yetersiz kaldığı konulara geçmeden önce ışın spektrumlarından bahsedelim madde tarafından yayılan ve soğurulan Elektromanyetik ışınların frekanslarına ve dalga boylarına göre düzenlenmesinden oluşan ışın dizisi analizine spektrum denir. Atomlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalar her bir atomun spektrumunun farklı olduğunu göstermiştir. Spektrumlar maddenin kendisine özgüdür. Mesela burada hidrojene ait bir spektrum görmekteyiz. Hatta iki tane spektrum. Bir ışınma spektrumu, diğeri de soğurma spektrumu. Tabii ki bunlar çizgi spektrumlar. Atomların spektrumları zaten çizgi spektrumlarıdır. Işınma spektrumlarında renkli çizgiler vardır. Belli dalga boylarına sahip renkli çizgiler var. Mesela burada 4 tane renkli çizgimiz var. E, Soğurma spektrumunda ise e, aynı renkli çizgilere karşılık gelen yani aynı dalga boylarında karanlık çizgiler vardır. Yani bir atom hangi dalga boylarında ışın yayınıyorsa, aynen o dalga boylarındaki ışınları soğurabilir demektir bu atom modelinin sınırlılıkları yani açıklayamadığı durumlar. Bir, çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklayamamıştır. Bor bir elektronlu sistemlerin spektrumlarını açıklamaya çalışmıştır. İki, hidrojenin ışınma spektrumunda tek renge ait bir çizgi gibi görünen dalga boylarının yanında aslında birbirine yakın alt çizgiler ve bazı parlak çizgiler vardır. Bor modeli bu alt çizgileri ve bazı çizgilerin neden daha parlak olduğunu açıklayamamıştır. 3. Çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde dolanan elektronlar sarmal hareket sonucu çekirdeğe düşmelidir. Çekirdeğe düşmeme nedeni olarak elektronlar belirli enerjiye sahiptir ve belirli yörüngede bulunabilirler demektedir. Fakat Elektronun bu yörüngenin dışına neden çıkamadığını açıklayamamıştır. Bu atom modelinin açıklayamadığı pek çok konular vardı. Ve o sırada da pek çok bilimsel çalışmalar yapılıyordu. Ve bu çalışmalar sonrasında da modern atom modeli ortaya konacaktı. Şimdi bu yapılan son bilimsel çalışmaları göreceğiz. Modern atom modeli ve orbital kavramı diyoruz. 1924 yılında Louis de Broglie ışık dalgalarının foton gibi tanecik gibi davranabilmesinden yola çıkarak elektron gibi parçacıkların da dalga özelliği gösterdiğini belirtmiştir. 1927 yılında Werner Heisenberg elektronların konumlarını ve hızlarını belirleyebilmek için yaptığı çalışmalar sonucunda elektronun konumunun ve hızının aynı anda belirlenemeyeceğini bulmuştur ki biz buna Heisenberg belirsizlik ilkesi diyoruz. Heisenberg Dalga ve taneci özelliği gösteren elektronların konumlarını ve hızlarını belirleyebilmek için uzun dalga boylu ışın kullanıldığında elektronun konumundaki belirsizliğin yüksek olduğunu gözlemliyor. Uzun dalga boylu ışın gönderildiğinde dalganın elektronla karşılaşmama ihtimali yüksek olduğundan konumunda konumunu belirlemede belirsizlik yaşanıyor. Ama kısa dalga boylu yani yüksek enerjili ışın kullanıldığında ise elektronun hızındaki belirsizliğin yüksek olduğunu gözlemliyor. O da nasıl oluyor? Fotonun enerjisi elektrona aktarılıyor. Yani dalgada fotonlardan oluşuyor. Elektrona aktarılıyor ve elektronun hızı ve yönü değişiyor. Yani hızının gerçekten ne olduğunu anlayamıyoruz çünkü fotonun enerjisi de elektrona aktarılmış oluyor. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre bir parçacığın belirli bir konum aralığına sahip olduğu söylenebilir. Bohr atom modelinde olduğu gibi elektronların çekirdek etrafında dairesel yörüngeleri izlediği ispatlanamaz. Ancak elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının olduğu bölgelerden bahsedilebilir. Modern atom modelinde atomda elektronların bulunma olasılıklarının yüksek olduğu bölgelere orbital yani elektron bulutu diyoruz. 1926 yılında Erwin Schrödinger elektron gibi küçük taneciklerin enerjilerini ve genel davranışlarını açıklayan denklem geliştirmiştir. Denklemde elektronun kütle ile ifade edilen tanecik davranışını ve dalga fonksiyonu ile ifade edilen dalga davranışını birleştirmiştir. Schrödinger denklemi oluştururken Elektronun dalga özelliğine bağlı olarak tam bir konumdan bahsetmez. Elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere dikkat alır. Bu bölgeler yani orbitaller Schrödinger dalga denkleminin çözümlenmesi sonucunda ortaya çıkar. Orbital atom içinde elektronun dalga fonksiyonu olarak düşünülebilir. Dalga fonksiyonları da kuantum sayılarıyla gösterilir. Yani biz atomdaki elektronların yerlerini belirtirken yani orbitalleri belirtirken kuantum sayılarını kullanacağız. Bunu bilmemiz yeterli. Evet, Bohr atom modelinde geçen yörünge ve modern atom modelinde geçen orbital kavramlarını karşılaştıralım. Evet, yörünge için ilk olarak ne diyoruz? Elektronun izlediği dairesel yoldur. Yani elektron dairesel bir yol izler. Peki orbital için ne diyoruz? Elektronun bulunma ihtimalinin olduğu bölgedir. Bölge. Elektronun düzlemsel hareketini temsil eder elektronun üç boyutlu hareketini temsil eder. Şekli daireseldir. Farklı şekillerde sahiptir. Yani küresel bir şekil oluşturabilir bu orbiteller. 2 loblu veya 4 loblu şu 2, şu da 4 loblu ve daha fazla şekillere sahip olabiliyorlar böyle bulut şeklinde. Her yörünge belli bir enerji düzeyi ile temsil edilir. Her enerji düzeyinde farklı orbitaller bulunabilir. Her yörüngenin belli bir enerjisi vardır ve her yörüngede belli sayıda elektron bulunur. Karşılık orbitalde ne var? Her orbitalde en fazla 2 elektron bulunur diyor. Enerji düzeylerinde bulunan orbitallerde her bir orbitalde en fazla 2 elektron bulunur diyoruz. Geldik kuantum sayılarına. Atomun kuantum modeli kuantum sayılarıyla ifade edilmektedir. Kuantum sayıları orbitallerin ve orbitallerdeki elektronların belirlenmesinde kullanılır. 3 e, tane kuantum sayısından bahsedeceğiz. Aslında 4 tane kuantum sayısı vardır. İşte en sonuncusu e, spin kuantum sayısı. Spin kuantum sayısı e, orbitallerin ve orbitallerdeki elektronların belirlenmesinde kullanılmıyor. O sadece elektronların dönme yönünü belirtmekte kullanılıyor. Bu üçüne yoğunlaşacağız. Birincisi baş yani birincil kuantum sayısı. İkincisi açısal momentum, kuantum sayısı, diğer adı ikincil kuantum sayısı ve yan kuantum sayısı diye isimleri var. Ve üçüncü olarak da manyetik kuantum sayısı mle diyoruz. Evet birincisi baş yani baş kuantum sayısı yani birincil kuantum sayısı. Elektronun çekirdeğe olan ortalama uzaklığına denir n harfiyle gösterilir kabuk veya enerji düzeyi diye de adlandırılır. Sayılarla en eşittir 1, 2, 3, 4 ya da harflerle en eşittir K, L, M, N şeklinde gösterilir. 2. Açısal momentum kuantum sayısı. Orbitalin şeklini ve bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu belirten sayıdır. L harfiyle gösterilir. Açısal momentum ku kuantum sayısı L n eksi 1'e kadar tüm değerlikleri alır. Yani baş kuantum sayısının bir eksiğine kadar olan tüm değerlikleri alır. Sıfırdan o değere kadar. Mesela n eşittir bir ise yani enerji düzeyi 1 ise L birden bir çıktın sıfır. Sıfıra kadar değer alır. Yani sıfırdan sıfıra kadar sadece sıfır değerini alır diyoruz. n eşittir 2 ise L 1'e kadar değerleri alır. Yani 0 ve 1. n eşittir 3 ise L 2'ye kadar olan değerleri alır. O da 0, 1 ve 2'dir. En eşittir 4 ise 4. en düzeyinde L hangi değerlikleri alır? Değerleri alır. 3'e kadar olan değerleri alır. Onlar da 0, 1, 2 ve 3'tür. Şimdi L eşittir 0 dediğimizde S orbitalini kastediyoruz. L eşittir 1 dediğimizde P orbitalini, L eşittir 2 dediğimizde D orbitalini ve L eşittir 3 dediğimizde de p orbitalini kastediyoruz. ediyoruz. Başka orbitallere girmeye gerek yok. Şimdi n eşittir 1'de yani birinci enerji düzeyinde S orbitali vardır. Sadece S çünkü birinci enerji düzeyinde L sadece sıfır değerini alıyordu. L'nin sıfır olması demek S orbitali demektir. N eşittir 2'de sıfır ve bir değerlikli değerleri alıyordu L. Sıfır ve bir demek S ve P orbitali demektir. N eşittir 3'te 0, 1, 2, S, P, D orbitalleri yer almaktadır. Ve dördüncü katmanımızda da e, tabii ki S, P, D, P alt enerji düzeyleri yani orbitalleri bulunmaktadır. E, açısal momentum kuantum sayısını bu şekil üzerinde anlamaya çalışalım n eşittir 1, n eşittir 2, n eşittir 3 şeklinde 3 tane enerji düzeyimiz var burada. n eşittir 2 üzerinde anlatmaya çalışacağım ben. n eşittir 2. Yani ikinci enerji düzeyindeyiz. L hangi değerleri alıyordu? L tabii ki 0 ve 1 değerlerini alıyordu. 0 demek S orbitali demekti. 1 demek de P orbitali demekti. Hemen bakıyorum. Burada gerçekten de 2 S ve 2 P orbitelleri yazmakta. E, fakat 2p eee çekirdekten daha uzakta. Yani 2p orbitelleri 2s orbitellerinden daha yüksek enerjili. İşte aynı enerji düzeyinde e, alt enerjiler oluşmuş. 2s ve 2p şeklinde alt enerjiler oluşmuş ve enerjileri birbirine e, eşit değil. Peki neden bunlar aynı enerji düzeyinde olmasına rağmen neden çekirdeğe aynı uzakta değiller? E, neden enerjileri eşit değil? E, çünkü orbitellerinin şekilleri farklı. Şekil farklılığından dolayı farklı e, alt enerji düzeyleri oluşuyor. İşte biz bu farklı alt enerji düzeylerini ifade eden sayıya açısal momentum kuantum sayısı l diyoruz. 3 Manyetik kuantum sayısı ml. Orbitaller farklı şekillere sahiptir ve manyetik alanda, manyetik alanda s orbitali hariç çeşitli yönelişlere sahiptir alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısına manyetik kuantum sayısı denir. Alt enerji düzeyinde. Mesela 2s e, ve 2p iki vardı. ikinci enerji düzeyinde. E, o p'lerden de e, acaba kaç tane orbital olduğunu e, anlamamıza yarıyor. Bu manyetik kuantum sayısı. Bunları açıklayacağız. m'le ile gösterilir. m'le sıfırda dahil olmak üzere eksi L ile artı L arasındaki tüm tam sayı değerlerini alır. Verilen L değeri için ML eşittir 2L artı 1 alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu bize verir. Şimdi bu tabloyu inceleyerek manyetik kuantum sayısı ML'yi anlamaya çalışacağız. Öncesinde açısal momentum kuantum sayısını öğrenmiştik. L demiştik. İşte bu L orbitalin türünü belirtiyordu. Ve L 0 ise s orbitali, 1 ise P, 2 ise D, 3 ise de F orbitali oluyordu. peki manyetik kuantum sayısı ne anlama geliyor? Manyetik kuantum sayısı da bu orbitallerden enerji düzeylerinde kaçar tane vardır. bunu anlamamıza yarayacak. İşte mesela L 0 ise m L yani manyetik kuantum sayısı yani bu s orbitalinden kaç tane vardır? Cevabı e, eksi L'den artı L'ye kadar yani sıfırdan sıfıra kadar e, yani sadece sıfır değerini alıyor. Yani bir tane değer alıyor. Her enerji düzeyinde demek ki bir tane S orbitali oluyor. Birinci enerji düzeyinden başlayarak her bir enerji düzeyinde sadece bir tane S orbitali vardır diyoruz. Gelelim P orbitaline. P için L1'di. Yani eksi 1'den artı 1'e kadar toplamda 1, 2, 3 şu formülleri yerine koyarsak 1'i de bir değerini 3 tane P orbitali olduğunu anlarız. İkinci enerji düzeyinden başlayarak her bir enerji düzeyinde 3 tane P orbitali bulunur. D eşittir e, D2 e, yani L2 D orbitali anlamına geliyor. Eksi 2'den artı 2'ye kadar ne yapıyoruz? Eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2. E, ve bu e, kaç tane oldu? 5 tane. Üçüncü enerji düzeyine başlayarak yedinci enerji düzeyine kadar her bir enerji düzeyinde 5 tane D orbitali vardır. Peki L eşittir 3 ise F orbitalinden kaç tane vardır e, acaba bir enerji düzeyinde? E, 3 ise ne diyoruz? Eksi 3'ten artı 3'e kadar. Eksi 3, eksi 2, eksi e e e 1, sıfır artı 1, artı 2, artı 3. Yani toplamda ne yapıyor? 3 3 yazarsak L'nin yerine 2 kere 3'ün 6, 1 daha 7. Yani burada da sayabiliriz zaten 7 tane e, orbital var. 4 ve 5. enerji düzeylerinin her birinde 7 tane F orbitale bulunur şimdi bir enerji düzeyinde d orbitalinde neden 5 tanedir? işte p orbitalinde neden 3 tanedir? f orbitalinde neden 7 tanedir? Ee, elektronlar e, manyetik alanda etkileştiğinden e, farklı yönelimlere sahip oluyorlar. Aslında farklı enerji düzeylerine ayrılıyorlar. Aslında bu eksiler e, düşük enerjili, yani çekirdeğe daha yakın oluyor. Bu yerinde kalıyor. Manyetik alandan fazla etkilenmiyor. Etkilenmiyor. E, bunlar ise artılarda ne oluyor? E, manyetik alandan e, etkileniyor ve enerjisi artıyor anlamına geliyor ama bu ayrıntıya girmeye de aslında gerek yoktu. E, yani manyetik kuantum sayısı bir enerji düzeyinde alt enerji düzeyi olarak kaç tane bir orbitalden kaç tane orbital olduğunu anlamamızı ifade eder. Şimdi bu şekil üzerinde manyetik kuantum sayısını anlamaya çalışalım. E, burada birinci enerji düzeyi ve ikinci enerji düzeyi var. İkinci enerji düzeyine odaklanacağız. İkinci enerji düzeyi demek en eşittir 2 e, demekti. İkinci enerji düzeyi en eşittir 2 olduğunda L hangi değerleri alıyordu? Yani hangi tür orbitaller vardı? Açısal momentum kuantum sayısı olarak. N-1'e kadar değerler alıyordu. N2 olduğundan 2-1, 1'e kadar değer yani 0 ve 1 değerlerini alıyordu. 0 ve 1 ne demekti? 0, S, 1 ise P orbitali demektir. İşte S ve P orbitali var. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi geldik manyetik kuantum sayısına. Yani S ve P'den acaba ikinci enerji yüzeyinde kaç tane, kaçar tane orbital var? İşte M'le. Şimdi önce S orbitaline bakalım. E, S e, sıfırdı L olarak. E, sıfırdan sıfıra kadar. Yani bir tane değer alıyor. işte 2S, bir tane 2S orbitali. Peki P'den kaç tane var? 3 tane yazmışım ben buraya. Acaba 3 tane P orbitali mi vardır? E, M, L'yi bulurken ne yapıyorduk? E, eksi L'den artı L'ye kadar. E, P için L ne demekti? 1 demekti. O zaman eksi 1'den artı 1'e kadar. Yani 1, 2, 3 tane e, P orbitali oluyor. ikinci enerji düzeyinde diye söyleyebiliriz. Tipin kuantum sayısı MS. Yani aslında buna da dördüncü kuantum sayısı diyebiliriz. Sadece Elektronun kendi ekseni etrafında dönme hareketini belirtir. Eğer ki elektron saat yönünde dönüyorsa artı 1 bölü 2, ters yönünde dönüyorsa eksi 1 bölü 2 değerini alır. Tam orbitalleri, işte S, P, D, F orbitallerini şimdi ayrı ayrı inceleyelim. S orbitalleri küreseldir. En fazla 2 elektron alabilir. Baş kuantum sayısı arttıkça orbitalin büyüklüğü ve enerjisi artar. Bakın. Birinci enerji düzeyi, ikinci enerji düzeyi, üçüncü enerji düzeyi derken ne oluyor? Orbitalin büyüklüğü artıyor. Tabii ki enerjisi de artıyor. Her enerji düzeyinde bir tane S-orbitali vardır. Ve en fazla iki elektron bulundurabilir. Orbitalleri böylesi bir şekildedir. Yani elektronlar böyle bir bulut şekli oluşturmaktalar. İkinci enerji düzeyinden itibaren her enerji düzeyinde 3 tane P-orbitali bulunur uzaydaki yönelişleri farklı olduğundan Px, Py ve Pz orbitalleri olarak belirtilir. İşte yönelimleri farklı Px, Py ve Pz orbitalleri. Her bir orbital 2 elektron alabileceğinden ve 3 orbital oluyordu bunlar. 3 tane orbital vardı. O zaman 2, 2, 2 ne olur? 6 elektron alabilirler en fazla. Tamamen dolu olursa. Aynı enerji düzeyinde tabii ki de S orbitallerinden daha yüksek enerjilidir. Yani çekirdekten daha uzaktadır. D orbitalleri 3. enerji düzeyinden 7. enerji düzeyine kadar her enerji düzeyinde 5 tane D orbitali bulunur. En fazla 10 elektron buluna bulundurabilirler. İşte D, X, Y, D, X, D, Y, Z, D, X kare, ve D, şeklinde e, uzaydaki e, yönelimleri e, vardır ve 5 çeşit D orbitalimizi görmekteyiz bu şekillerde D orbitalleri çok kompleks yapılara sahiptirler karışık yapılarıdırlar 4. enerji düzeyinden itibaren üst enerji düzeylerinde bulunurlar 7 tane F orbitali olduğundan en fazla 14 elektron bulundurabilirler 2 kere 7 14 oluyor Elektronlu atomlarda orbitallerin enerji seviyeleri. Çok elektronlu atomlarda elektronun enerji düzeyi arttıkça orbitallerin de enerji düzeyi artar. Ancak aynı enerji düzeyinde bulunan farklı orbitallerin enerji düzeyleri de farklıdır. Bunun nedeni çekirdek ile elektron arasındaki çekim ve elektronlar arasındaki itme kuvvetleridir. Çünkü bir atomun enerjisi sadece orbitallerin enerjileri toplamına değil bu orbitallerde bulunan elektronların birbirini itme kuvvetine de bağlıdır. Mesela ikinci katmanda S ve P orbitalleri var. P orbitalleri daha yüksek enerjili. E çünkü P orbitalleri şekil farklılığından dolayı s'den e, S'ye göre çekirdekten daha uzakta bulunuyor. Bu bir. E, i̇kincisi bir de elektron itmeleri. Şimdi bunda P'lerde 6 elektron bulunabiliyor. Bunda en fazla 2 elektron bulunabiliyor. İşte elektron itme kuvvetleri de daha fazla olduğundan P orbitalleri aynı enerji düzeyindeki orbitaller için söylüyorum. P orbitalleri S orbitallerinden daha yüksek enerjili oluyor. Orbitallerin enerji düzeyleri incelendiğinde baş kuantum sayısı en arttıkça katmanların enerjisinin arttığı atom numarası 20'den büyük olanlarda ise en değeri arttıkça katmanlar arasındaki artan enerji farkının azaldığı gözlenir. Burada çekirdeğimiz olsun. İşte birinci katmanımız tabi çizgisel olmuyor da ben çizgisel göstereyim. İkinci şu 1, 2, 3 ve 4. İşte katman sayısı arttıkça ne oluyor? Katmanlar birbirine yaklaşıyor. Gitgide katmanlar arasındaki enerji farkı azalıyor. Sellerin enerjileri N artı L değerinin artmasıyla artar. Aynı n artı l değerine sahip olan orbitallerden n değeri daha büyük olanın enerjisi daha fazladır. Şimdi e, tabi bu kurallara, Kleschkowski modelin kuralları deniyor. n baş kuantum sayısı, l de orbitalin türünü ifade ediyordu. Açısal momentum kuantum sayısıydı. Şimdi n, l ve n artı l önemli olan n artı l değerleridir bizim için. Ve bu n artı l değerlerine göre bir enerji sıralaması ortaya çıkıyor ve elektronlarda çekirdekten sonra çekirdeğin etrafından itibaren e, ne yapılıyor? Düşük enerjiliden yüksek enerjiliğe doğru e, dolarak gidiyor böyle diziliyor. Şimdi e, şurada mesela 3 e 3 eşit çıkmış enerjileri eşit ama 2p 3s'den daha düşük enerjili diyor. Niye böyle? E çünkü 2P'nin baş kuantum sayısı 2, 3S'nin baş kuantum sayısı olan 3'ten daha küçük olduğu için n değer büyük olan daha büyük oluyor. Peki şurada bakalım bir de 4S ile 3D. Şimdi 3D çekirdeğe daha yakın. 4S daha dışta. Ama 4S'nin enerjisi daha küçük olmuş. Neden? Çünkü sadece N değerine bakılmıyor. N'si 4 bunun 3 daha büyük ama N ve L'yi topladığımızda 4'e 5 oluyor. Ve 3D'nin enerjisi 5 olduğundan 3 d 4D'den daha yüksek enerjili oluyor. Temel halde elektronlar orbitallere şu sıraya göre diziliyor. Bir sonraki videomuzda bu sıralama üzerinde duracağız. Bunu ayrıntılı olarak işleyeceğiz.